Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte demir, çelik, metal, ana sanayi sektörüne bakacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Yorum demişken de bir sonraki videoda hangi sektörün analizini istiyorsanız mutlaka mı mutlaka yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Onun dışında da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatta Telegram grubuna da bugün yapmış olduğum analizin Excel tablosunu paylaşacağım. Twitter'dan da resim olarak atacağım. Yani oralardan da bizi takip ederseniz kanalımıza gelirseniz işte o zaman daha hem Yakın bir temas kurmuş oluruz, hem de haberlerden ve videonun içeriklerinden de e, faydalanmış olursunuz. Şimdi gelelim e, metal ana sektör, metal ana sanayi sektöründe. E, Hangi sektör, şirketler ön plana çıkıyor? Öncelikle ona bakalım ve daha sonra da belirlediğimiz kriterlere göre hangi şirketler ön plana çıkıyor. Şimdi öncelikle buradan metal ana ana sanayi, evet sürekli anayi diyorum kusura bakmayın. Şimdi metal ana sanayi sektörünü öncelikle seçtik. Şimdi buradan da e, nelere bakacağımıza hemen şöyle işaretleyelim. Öncelikle burada esas faaliyet kar marjına tabii ki de bakıyoruz. Öz sermaye karlılığına bakıyoruz. E, buradan gelip firma değeri bile esas faaliyet karına bakıyoruz. Fiyat kazança bakıyoruz. Piyasa değeri böyle defter değerine bakıyoruz. Ee, burada esas faaliyet karı büyümesine bakıyoruz. Bir de e, çok fazla maliyetler arttığı için aslında ben bunu diğer videolarda da yapmam gerekirdi. Net kar büyümesine bakıyoruz. Yani her ne kadar Esas faaliyet karı önemliyse de e, burada net kar da oldukça önemli. Yani ikisinin de aynı oranda büyümesi oldukça önemli. Hatta net kar esas faaliyet karına göre daha fazla büyüse çok daha hoş olur. Şimdi burada dönemde de 2021-2022-12'yi de seçelim ve analizimizi getirelim. Şimdi burada birçok şirket çıktı. Baktığımız zaman 27 tane şirketin yer aldığını görüyoruz. Esas faaliyet kar marjı olarak ön plana çıkan şirketlere baktığımız zaman burada Makteke ve Cemtaş'ın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bakın biri %26 biri %37'lik bir esas faaliyet kar marjına sahip. Öz sermaye karına baktığımız zaman burada İzmir Demir Çelik Cemtaş'ın yine ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Firma değeri böyle esas faaliyet karına baktığımız zamansa burada İzmir Demir Çelik de Kardemir'in B grubu olan hissesinin ön plana çıktığını söylemek istiyorum. Ee, burada fiyat kazanca baktığımız zamansa CEMAS ve CEMTAŞ'ın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımız zamansa burada CEMAS ve Ereğli Demirçeli'nin çok e, ucuz kaldığını görebiliyoruz. Esas faaliyet karı büyümeye baktığımız zamansa burada BRSAN ve Burva şirketlerinin çok iyi büyüdüğünü söyleyebiliriz. Net kar büyümeye baktığımız zamansa burada BRSAN ve Burca şirketlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi gelelim bakın burada 7 tane kriterimiz olmuş oldu. 7 kriterde de sektörüne göre iyi kalan şirketleri bulalım. Şimdi gelelim Excel tablomuza. Excel tablomuzdan öncelikle esas faaliyet kar marjının yıllık bazda ortalamanın üzerinde olan şirketleri ayıklamaya. Şimdi burada büyükten küçüğe doğru Sıralamamızı yapalım. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. burada 27 tane şirket vardı. Normalde mesela aracı kurumlarda şöyle oluyor. Piyasa değerine göre yani sallıyorum burada muhtemelen en yüksek piyasa değerli şirket Ereğli'dir. Ereğli'nin burada ortalama etkisi fazla oluyor. Bu ağırlıklı ortalama deniliyor buna. Ben direkt burada eee çarpanlar neyse direkt toplayıp 27'ye böldüm. O şekilde bir ortalama onu da belirtelim. Şimdi Ereğli Demir mesela e, esas faaliyet kar marjı 18'miş ve 12'nin üzerinde, 12.95'in üzerinde. Şimdi burada e, Ereğli gibi olan şirketleri hemen böyle yeşille işaretleyelim. Altında kalan şirketleri de Şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Şimdi e, burada baktığımız zaman iyi olan şirketlerimiz Makdeki, Cemtaş, Cusan, Ereğli, Yükselen Çelik var, Erbos, Kocaer, Burca Kardemir'in ABD'si, Bantaş, Tuğçelik, İzmir Demir Çelik, İşdemir ve Panelsa'nın olduğunu görebiliyoruz. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığı anlamında da bakalım hangi şirketler ön plana çıkıyor. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman e, burada Hemen üstte çıkan şirketleri yeşille işaretlemek istiyorum. Şimdi 2'de 2 yapan şirketler İzmir Demir Çelik, Cemtaş, Cusan, yükselen çelik var, Panelsan, Erboz ve Kocar. Bunlar şu ana kadar 2'de 2 yapan şirketler. Aşağıdaki şirketleri de şu kırmızıyla işaretlediğimiz zaman 2'de 0 yapan şirketler neler? Bakın bir tanesi BMS Çelik Asa, bir diğeri Celha, Burva var, BRSM var, RCB Dokta ve DMSAS'ın burada yer aldığını görüyoruz. Şimdi firma değeri bölü esas faaliyet karına göz gezdirmek istiyorum. Hemen burada da e, küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapalım. Ortalamamız 14.7'ymiş. Bunun üzerinde yer alan şirketleri şöyle yeşille yine işaretlemek istiyorum. Bakalım 3'te 3 yapan şirketlerimiz neler? İzmir Demir Çelik var. Burada Cemtaş var. E, Cusan var. Erbos var. Yükselen Çelik var. Kocaer e, Demir Çelik var. Bunlar... E, 3'te 3 yapan şirketler aşağıdaki şirketleri de şöyle kırmızı ile işaretlediğim zamansa 3'te 0 yapan şirketlerimiz nelermiş? Bakın Celha var burada, Dokta var, Burva var, ERCB var ve de DMSAS'ın burada yer aldığını görüyoruz. Şimdi fiyat kazança bakalım. Fiyat kazanç olarak da hemen küçükten büyüğe doğru bir sıralamayı yapalım. Şimdi burada da hemen yukarıda olan şirketleri şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Burada herhangi bir değişme yok yani burada 3'te 0 yapan e, Şirketlerin FK'da yukarı çıktığı bir şirket yok ya da 3'te 3 yapan bir şirketin de Aşağıya Kırmızı kısma inen Bir şirket olmadığını görüyoruz Yani burada e, bazı şirketlerimiz yoluna devam ediyor hem kötü anlamda hem de iyi anlamda Şimdi Pd bölü dd'ye bakalım Pd bölü dd'miz de yine oldukça önemli Pd dd'ye baktığımız zamansa Burada a'dan z'ye doğru sıralayalım Burada da e, Bakın erc şirketinin mesela Şöyle burayı bir yeşil işaretleyelim Şimdi burada erc şirketi ee, PDDD anlamında bakın 4.99 olan PDDD ortalamasının bir miktar yukarısında kalmış ve bakın burada yeşil olmayı başarmış. Dokta da yine aynı şekilde e, PDDD olarak ön plana çıkmış. E, bu anlamda 4te0 olan kötü gidişatını bir anlamda iyileştirmiş diyebiliriz. Bunlar güzel yeşil yapan şirketlerde yani e, önceki zamanlarda e, sürekli olarak yeşil giden şirketlerde bir değişme yok. Onlar nelerdi? Şöyle bir sayalım tekrardan. Bakın Cemtaş Erboz, e, Kocaer var, Yükselen var, e, Cusan var, İzmir Demirçelik var. Bunlar bu şekilde e, burada kırmızı olan şirketler hala yoluna kötü olarak devam eden şirketler neler? Bunlar bakın e, DMSAS, <laughs> DMSAS, Burva ve CELHA bunlar e, yoluna kötü bir şekilde devam ediyor. Şimdi esas faaliyet karı büyümesine bakalım. Burada da ortalama olarak da bizim en hak enflasyonumuz var. En hak enflasyonun yukarısında bir büyümeye sahip olması gerekiyor şirketin. Şimdi yıllık bazda esas faaliyet karı büyümesini şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman enflasyonu geçen çok çok az şirket var. Bunları hemen yeşille işaretleyelim. Şimdi burada e, neler varmış? Burada e, bakın İzmir Demirçeli, Kocar ve Cemtaş. Bu üç tane şirketin yer aldığını görüyoruz. E, burada mesela Cusan yüzde 121 e, esas faaliyet kar büyümesiyle ne yazık ki enflasyonun bir miktar altında kalmış elenen şirketlerimizden biri oldu. Airbus 97 mesela bu da yine enflasyonun yine altında kalmış elen başka şirketimiz bulunmuyor. Yukarı tarafta bu şirketleri de şöyle kırmızı ile işaretlersek altında kalan şirketleri de burada bakın 5'te pardon 6'da 0 yapan şirketlere baktığımız zamansa bakın bunlardan birisi ee, Celha Celha hiçbir çarpanla ne yazık ki sektörel bazda iyi değil. Bir de DMSAS var. Bunlar ne yazık ki sektörüne göre iyi durmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, 5'te 0 yapıp esas faaliyet kârı büyüme anlamında iyi olan bir şirket var. O da bakın Burva. Burva'da bakın aslında böyle şirketlere baktığımız zaman Burva tarzı şirketler Bunlar belki de bakın bilanço olarak da iyi geldiği için bunlar belki dip seviyeler de olabilir. Onu da belirtelim. Yani bu çok ciddi bir büyüme bakın %605. Ya tabii son bilançoya da bakmak lazım. Burada bilanço bilanço giderseniz belki Burva tarzı şirketlerde bu bilanço ile birlikte ani hareketlenmeler de başlamış da olabilir. Tabii ben bilmiyorum, bakmadım, takip etmedim bir şirket. O yüzden sadece böyle bir tahminde bulunuyorum. Şimdi buradaki şirketlerimizi de belirledik ve son olarak da Net kar büyümesine bakacağız şirketlerin. Şimdi net kar büyüme olarak da şöyle büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. Öncelikle burada aşağıda kalan şirketleri şöyle kırmızı ile işaretleyelim. Burada altıda sıfır yapan şirketler var mı ona bakmak istiyorum. Şimdi burada e, DMSAS bakın altıda sıfır yapmış. Bu ne yazık ki e, hiç iyi değil. Zaten FK esas faaliyet karı çarpanları da bulunmuyor. E, bu anlamda ne yazık ki başarısız bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Bir başka altıda sıfır yapan şirketimiz de burada. Pardon 7'de 0 yapan şirketimiz de burada çelik ısır oldu yani e, celha. Bunlar ne yazık ki sektörün en kötüleri olarak ön plana çıkıyor. Bunları şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. E, sektörün e, burada burada Demirbaşı'da Ereğli. Ereğli'ye baktığımız zamansa 7'de 4 yaptığını görüyoruz. Bakın esas faaliyet karı %5 azalmış. Net kar %16 artmış. Bunlar ne yazık ki güzel değil. E, Ereğli bu anlamda 7'de 4 aslında çok da fena da değil. Onu da söyleyelim. Şimdi burada e, son düzlükte elenen şirketlere baktığımız zamansa bakın Cemtaş %136'lık bir net kar büyümesine sahip. Yani enflasyon aslında hemen hemen çok çok yakın bakın gördüğünüz gibi birbirine %136'lık bir büyüme ama enak enflasyonu %137.55. Bu anlamda bir miktar altında kalmış. Bir diğer şirketimiz de burada İzmir Demir Çelik. Bakın İzmir Demir Çelik de burada esas faaliyet pardon net kar büyümesi bulunmuyor. Aslında burada net karımız bakın bulunuyor. Yani FK'mız bulunuyor. FK 818. Burada aslında bulunması gerekir de negatif de olsa bulunmadığı için aslında burada şöyle bir şey e, e, bakmamız gerekiyor. Burada negatiften pozitife dönüşler olabilir. Hemen gelelim İzmir Demir Çelik'in de şöyle bilançosuna bakalım. İzmir Demir Çelik'in bilançosuna baktığımız zamansa bakın burada net karımız ne zamandan sonra 2019'un ilk çeyreğinden itibaren sürekli negatif 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 bir ara böyle pozitiflikler gelmiş. Orada hatta 2021'in ikinci çeyreği bakın orada mesela FK'mız kaçmış 2021'in ikinci çeyreğinde burada 11.74'müş. Şu anki bilanço açıklandı FK 7.46 yani öyle bir ucuzluktan bahsediyoruz. Yani bu son bilanço net kar anlamında negatiften pozitife bir dönüş olmuş. Bunlardan dolayı İzmir Demir Çelik Şirketi aslında burada... Excel'in bir hatası tabii ki de bu. Bunlardan kaynaklı olarak burada 137'nin altında kalmış. Bunu ben bu şekilde yeşile dönüştürmek istiyorum. Yani 6, 7 dediği yapan şirketlerimizden birisi İzmir Demirçelik. Şimdi bir tane daha şirketimiz var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şu yukarıda kalan şirketleri öncelikle şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Şimdi burada... Net kar büyüme olarak 7'de 7 yapan şirketimiz hangisi? Bakın burada gördüğünüz gibi Koca Erdemir Çelik. Koca Erdemir Çelik de gördüğünüz gibi bakın esas faaliyet karı olsun, öz sermaye karlı olsun, bütün kriterlerde sektörüne göre oldukça iyi durmuş ve net kar büyümesi 466 oldukça güzel. Net kar büyümesi çok iyi. Esas faaliyet karı olarak da yine oldukça güzel büyümüş. Çarpanları da yine sektörel bazda ucuz gözüküyor. Yani Koca Erdemir Çelik bu anlamda oldukça başarılı duruyor. Yani sektörün ön plana çıkan iki tane şirketi var. Bunlardan birisi İzmir Demir Çelik, bir diğeri de Kocaer Demir Çelik. Bu iki şirket sektörde parlayan şirketler diyebiliriz. Burada aslında Cem Taşı da belki bir ihtimal sayabiliriz. Neden? Yani ben burada saymayacağım ama siz tabii kendiniz buna karar verin. Yani Enflasyonla hemen hemen aynı büyümüş gördüğünüz gibi 136.64 enflasyon 137.55 ee, Pardon 136.64 Cemtaş'ın net kar Büyümesi 137 buçukta enflasyon yani burada Enflasyona göre bir miktar daha az Net karını büyütmüş Yani burada sayılabilir diye düşünüyorum ama Tabii ki de takdir sizin Burada Her ee, ne kadar yakın olsa da ben burada açık yeşil Yapacağım Cusan'da bakın yine pardon Cusan diyorum çok özür dilerim. Burada e, İzmir Demirçelik'te de gördüğünüz gibi Excel hatasından gitmişti. E, başka böyle 7'de e, 6 yapan şirket var mı ona bakıyorum. Mesela burada dikkat çeken şirketlerden birisinin ben Burca olduğunu görüyorum. Bakın Burçelik Van'a. E, bu da bakın e, yine Özserme kallı olarak bir miktar baya bir düşük kalmış öyle söyleyelim ama onun dışında bütün kriterlerde gayet başarılı hiçbir sıkıntı yok Makteke bakın Makteke mesela bu da yine ucundan kaçırmış öz sarmaya karlılığı burada 27.58 sektör ortalaması 27.68 yani burada çok çok ufak kıl payıyla kaçırmış halbuki büyümeleri oldukça güzel bu anlamda da hiçbir sıkıntısı yok ee, burada Öz sermaye karlılığı olarak elenmiş. Ee, başka altıda 5 yapan şirket var mı diye bakıyorum. Erbos, pardon Erbos diyorum Cemaz, Burada esas faaliyet karı olarak marj olarak iyi değil. Yani sanırsam başka şirket yok. Şöyle gözümden kaçabiliyor bazen. O yüzden tekrar şöyle bir hızlıca süzüyorum. Evet başka şirketimiz bulunmuyor. Yani bu e videonun özeti olarak şunu söylemek istiyorum. Ön plana çıkan şirketler İzmir Demirçelik, Kocaer e bir miktar daha az. Yani çok ucundan kaçıranlar da Cemtaş ve Makteki. Ve burada bence e bu listenin sürpriz şirketi de Burce diye düşünüyorum ben. Burce'nin oldukça iyi, kaldığını düşünüyorum sektörel bazda. Onun dışında da bakın esas faaliyet kar marjı ve öz sermaye karlılığı her ne kadar iyi olmasa da büyüme anlamında çok ciddi büyüyen bakın BR sanda bakın dikkat çekiyor burada. %1169, %1130 burada ciddi büyümeler var. Yani özellikle esas faaliyet karı büyümesi çok dikkat çekici. Bu anlamda yine e, iyi kaldığını düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.